Ben de Tuğrul hocama katılıyorum. Ben de nöroloğum, klinik nöroloğum. Yani özgür irade biz onu öyle yaratırsak var bence. Çünkü insan kendini var eden bir yaratık. Kendini bir heykeltıraş gibi yontan bir yaratık. Kendi beynine rağmen üst şeyler yapabilen bir yaratık. Çünkü daha alt mekanizmalarda, daha küçük networklerde insan korkunun etkisi altında ya da değişik duygulanımlar etkisi altında çok çeşitli, milyonlarca sonsuz kararlar alan bir yaratık. Bu kararların da özgürlüğünü yaratan kendi o yeni geliştirdiği kortikal sinaptik bağlantılarının güçlenmesiyle birlikte ben buradayım, varım ve böyle karar alıyorum dediği için, o özgürlüğü kendine verdiği için özgür iradesini ortaya koyan bir yaratık. Ama toplumlar kendi özgür iradelerini zaman zaman çeşitli baskı, otorite altında devredebiliyorlar da, örneğin kişiler karar almalarını erteleyebiliyorlar. İşte burada korku veya daha değişik şeyler etkili olabiliyor. Yani aslında özgür irade dediğimiz şey de değişik durumlarda değişen bir şey bence.